Murat Canlı benim ismim. Ankara Derneği ve Samsun Derneği üyesiyiz. Özür dilerim. Öncelikle bir aksaklık oldu. Beklettim herhalde. Şimdi aslında bu sunumu ben yaklaşık bir yıl önce 150. yılda Çerkesler Güncel ve Gelecek iki günlük bir program vardı. Orada yapmıştım ama konuşulanları dinledim. Bugün de bir şey hazırlamamıştım açıkçası. Süreye maksimum uymaya çalışacağım, uyuyacağım. Tekrar etme ihtiyacı duydum sadece. Dinlemiş olanlar ikinci defa dinleyecekler. Onlardan özür diliyorum ve sabırlarına sığınıyorum. O zaman da şöyle başlamıştım. Ben aslında Kafkas Dernekleri Federasyonu'nun demokratik bir yapı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin hatta Çerkes halklarının en organize ve en aktif yapısı olduğunu düşünüyorum. Ama örgütün de güncellenmesi gereğini görüyorum. Temel problemin taban ilişkilerinde olduğunu, kafedin tabanın sesini dernekler üzerinden yeterince duyamadığını, tabanın da sesini kafede yeterince aktaramadığını, aktaramaması olması durumunu görüyorum. Demokrasiyi esas alan, daha geniş kitleleri karar mekanizmalarının içine dahil edebilen, daha büyük bir konsensüsle, daha büyük bir ortak akılla karar verebilen bir kafedin daha etkili, daha verimli, daha güçlü olacağını düşünüyorum. Bunun içinde birkaç başlıkta toplamıştım ben. Yapısal değişiklikler nelerdir, neler yapmamız lazım diye. Çok hızlı vaktinizi almamak için bir önceki moderatörüm de gözüme bakıyor. Geçen sefer süreyi aşmıştım, bu sefer aşma diye. Onun için hızlı hızlı geçeceğim. Çoğunu zaten hepimiz biliyoruz, onun için anlatmaya gerek yok herhalde. Biraz da yan dönmek zorundayım çünkü ekranı göremiyorum. Lütfen affedin. Biraz kaldırabilir misiniz ekranı? Biraz yukarı doğru kaldırırsanız. Cihazı da kapatın. Cihazı mı? Süre doldu zaten. Peki, o zaman beni affedin, perdeyi az kullanayım. Şimdi şöyle başlamıştım o zaman, yine aynı yerden başlayayım. Bu ekranda gördüğünüz bizim ülkemizdeki kadın erkek oranı 49-51'di yanlış hatırlamıyorsam. Bu bir önceki dönemden kalma istatistikler, üzgünüm ama bu sefer perde iyi gözüküyor herhalde. Şuraya kadar gideceğim. Ben bir önceki yönetimde bu Kahvet Yönetim Kurulu'ndaki kadın erkek dağılımıydı. Kırmızılar kadınları, maviler erkekleri gösteriyordu. Kırmızı yoktu. Bu da yedek üyeleri gösteriyordu. Bu Kahvet Yönetim Kurulu'ndaki tüm organları gösteriyordu. Bu denetleme onur kuruluydu. Orada bir cümle sarf etmiştim. Sonradan çok hoşuma gitti. Onu tekrar edeceğim izninizle. Kaç milyon Çerkes varsa Türkiye'de, işte 3-5-7 milyon arasında rivayetler var. Biz 5 milyon Çerkes içinden Kahvet'in denetleme ve onur kuruluna yazacak bir tane kadın bulamamıştık. İnşallah yarın benzer bir durum olmaz. Sonuçta da şunu söylemiştim, işte Avrupa Birliği'nden örnekler vermiştim, Birleşmiş Milletler'den örnekler vermiştim ve demiştim ki kadın kotası koymak zorundadır bu örgüt tüm yapılarında. Birinci önerim buydu. Perdeye çok ihtiyaç olmayacak herhalde. Tamam abi, dert bu rakamlar eğer dikkat çekiciyse tekrar edebilirim. Bu parlamentolardaki kadın vekil oranlarını gösteriyordu bazı ülkelerdeki. İsveç'te 45, Finlandiya'da 43, Hollanda'da 41, İzlanda, Norveç'te, Danimarka'da %40 kadın parlamenter var demiştim. Lafı uzatmayayım, bu faslı kapatayım. Türkiye'deki Çerkesler için de benzer bir durum var. Bizim nüfusumuzun yaklaşık yarısı kadın. Bütün başarılı siyasal hareketler, bütün başarılı örgütler, bütün başarılı kurumsal organizasyonlarda, kadınlar da bu işin içindedir. Ön alan, fikir üreten,
İş yapan kitlelerde kadınlar öne çıkar. Ne zamanki kadınlar öne çıkıyor? İstiyorsanız siyasi örnekler verelim. Şekil 1A AK Parti kadın kolları, 2A HDP kadın kolları. Ne zamanki kadınları bu işin içine sokarız, o zaman başarılı örgütler haline gelebiliriz, o zaman verimli olabiliriz. Kadınlar maalesef bizde ya kadınlardan kaynaklanan sebeplerle, bence erkeklerden kaynaklanan sebeplerle çok işin içine dahil olamıyorlar. Bunu zorla yapmak lazım. Kadın kotası koymak zorundayız. Birincisi buydu. İkincisi yine böyle kocaman istatistiklere boğulmadan iki örnek vermiştim. Bir tanesi bu arkadaştı. Sebastian Kurz, 27 yaşında bir dışişleri bakanı. Tekrar edip duruyorum ama yapacak bir şey yok herhalde. İnsanlar ya da işte gelişmiş batı dediğimiz bu ülkeler 25 yaşında, 27 yaşında, 30 yaşında adamları başbakan yapıyorlar, dışişleri bakanı yapıyorlar. Ülkenin ekonomisini, ülkenin dış politikasını, ülkenin savunmasını onlara veriyorlar. Biz de 40 yaşında 3 çocuk babası adamları derneğin kapısının önünde genç büyüklerin lafına karışma diye dikiyoruz. Böyle yürümeyeceğimiz aşikar. Bizim bir de gençlik kotası koymamız lazım. Dün de yanlış hatırlamıyorsam ya da bugün bir arkadaşım bir sürü dernekte yönetimler gençleşti dedi. Ankara Derneği'ne örnek verdi. Kayseri, İstanbul'a örnek verdi. Ankara Derneği'nin yönetimi gençleşti dediğimiz arkadaşlar 40'lı yaşlarında. Canmert abi kaç yaşında bilmiyorum, o da 40'lı civarlarında zannediyorum. 40 yaşındaki insanlar artık genç değiller. Biz de biraz daha genç sayılabilirler büyüklerimize oranla. Biz onları daha genç diyebiliriz ama genç değiller. Genç dediğim 20 yaşındaki, 22 yaşındaki arkadaşlar. Biz artık yönetimlerin büyük oranda onlardan oluşturmak zorundayız. Bunu da kendi kendimize yapamıyoruz. Bir de gençlik kotası koymak zorundayız. İkinci öneri bu. Birinci öneri kadın kotası koymak zorundayız. İkinci öneri gençlik kotası koymak zorundayız. İkisi için benim önerdiğim rakamlar kadın kotası en az %30 olmak zorunda. Gençlik kotası en az %30 olmak zorunda. Bu %30'u da ikiye bölmeliyiz. Yarısını genç kızlarımıza, yarısını delikanlılarımıza ayırmak zorundayız. İşte yerliye yakını bu sayede kadınlara ayırmış oluyoruz. Delege sistemimizden biraz bahsetmek istiyorum. Bu istatistiğe boğan bir sürü derneği, bir sürü insanı da rahatsız eden bir şey ama bunu konuşmak zorundayız bence. İki tane dernek örneklemiştim ben. Bir tanesi A derneği, bir tanesi B derneği diyelim. A derneğinin 3000 üyesi var. B derneğinde 300 üyesi var. Bizim bu A derneğimiz, herkes biliyor zaten A derneğinin ne olduğunu ama hani gene de telaffuz etmeyelim. 3000 üyesi olan dernek 100 kişiyle genel kurul yapıyor. 60'a 40 sonuçlanıyor. Mevcut düzeye göre de 25 delege seçiyor. B derneğinin 300 üyesi var, 300 kişiyle genel kurulu yapıyor. 200'e 100 sonuçlanıyor genel kurul sonuçları ve 10 delege seçiyor. Kayıtlı üyeler yerine aktif üyeleri baz alan bir sistem kurmak zorundayız. 2 yılda bir yapılan, 3 yılda bir yapılan, genel kurullara dahi gelmeyen, çoktan şehir değiştirmiş, ülke değiştirmiş. Allah rahmet eylesin ama dünya değiştirmiş. Biraz acıtatif olacak belki, özür diliyorum ama ölmüş. Onlarca, yüzlerce üyesi ölmüş dernek, onları hala listeliyor. Onlar üzerinden delege gönderiyor genel kurulu. Öbür tarafta aktif bir dernek var. Her bir üyesi o derneğe geliyor, çalışıyor, ediyor. Ve fakat delege gönderemiyor. Şimdi mevcut sistem antidemokratiktir demiyorum ama daha demokratik bir hale getirilmelidir diyorum. Onun için de delege sayısı belirleme sistemimizi değiştirmemiz gerektiğini söylüyorum. O derneğe gerçekten kaç kişi gidiyorsa, genel kurullarına kaç kişi gidiyorsa, hafta sonu o derneğe kaç kişi gidiyorsa, o derneğin etkinliklerine kaç kişi katılıyorsa, bunun kriterleri tartışılabilir. Aidatlarını ödeyen diyebiliriz. Genel kuruluna katılan hazirini imzalayan diyebiliriz. Birden fazla kriter koyabiliriz. Ama hiç derneğe gitmeyen, hiç uğramayan, 10 senedir kapısına içeri daha girmemiş bir adamla hiçbir derneğin delege sayısı belirlenememeli. Biz aktif üyeleri baz alan delege sayısı belirleme sistemine geçmek zorundayız.
Şimdi bununla bağlayacağım bir başka yer var. Bizim bir C derneğimiz var örneğin. O C derneğinde 2000 üyesi var. O 2000 üyesi olan dernek de genel kurul yapıyor. Ve 500 kişi oy kullanıyor. Genel kurulda. Sonuç 300'e 2 belirleniyor. 300 bir taraf oy alıyor, 200 bir taraf oy alıyor. Bizim 2000 üyesi olan 500 kişiyle genel kurul yapan bu derneğimizde 300 kişi 25 delege belirle. Mevcut sistem bunu gerektiriyor. 300 kişi 25 delege belirliyor. Biraz önce atıf yaptığım A derneğinde 60 kişi 25 delege belirliyor. 200 oy alan, seçimi kaybeden grupta C derneğinde bir tek delege dahi belirleyemiyor. Rakamlara boyunca çok mu karışık oluyor bilmiyorum, onun için tekrar edeceğim. Bizim bir derneğimizde 60 oy 25 delege seçiyor KFET genel kurulu için. Bir başka derneğimizde 200 oy hiç delege seçemiyor. Sonuç olarak kısaca bizim federasyonun genel kurulunda muhalefetimiz yok. Her dernek tek bir mutlak görüşle geliyor. Daha sertleştirebiliriz örneği. 500 kişiyle genel kurul yapıyorsunuz. Bir taraf 251 oy alıyor. Bir taraf 249 oy alıyor. Elbette işte çarşaf listeyle girebiliriz, blok listeyle delebiliriz listeleri falan, ama bu pratikte gerçekleşen bir şey değil. Hiçbir sistemde gerçekleşmiyor, bizde de gerçekleşmiyor. 251 oy alan bir liste federasyon genel kuruluna 25 delegeyle geliyor. 249 oy alan 0 delegeyle geliyor. Muhalefetsiz bir iktidarımız oluyor bizim. Ve 2 sene boyunca bir sonraki genel kurula kadar o delegelerin yaptıkları başka hiçbir şey de yok. Geliyorlar genel kurula, oy kullanıyor, ben de dahil, hepimiz de dahil. Geliyoruz genel kurula, oy kullanıyoruz. Sonra gidiyoruz ve 2 sene bekliyoruz. Arada bir seçim oluyor. Biz sonra tekrar delege seçirsek tekrar geliyoruz. Nisbi temsil sistemi de deniyor. Oransal temsil sistemi de deniyor. Özetle KFET'in ve KFET'e bağlı tüm yapıların karar mekanizmalarına, seçim yapan mekanizmalarına bizim muhalefeti de dahil etmemiz lazım. Kadın kotası koymak zorundayız, gençlik kotası koymak zorundayız, üyeleri aktif temsil eden bir delege sayısı belirlemek zorundayız. Her dernekteki her görüşü destekleyicileri oranında üstteki yapılara, üstteki mekanizmalara katılabilmesini sağlamak zorundayız. Son söyleyeceğim şey, Sezai Bey'in bahsettiği konuya hemen hemen aynı şeyleri söyleyeceğiz belki, ama ben biraz daha dökmüştüm. Genel kurulda 300-400 kişilik Kafkas Dernekleri Federasyonu genel kurul yapıyor. Yarın zannediyorum tek liste gidiyoruz seçime, ama iki liste olduğunu düşünün. Daha önce iki listeli seçimlerde yaşamıştık ve benzer bir oy dağılımını düşünün. Yani işte 250-200 seçiminin sonuçlandığını düşünün. Yine bizim federasyonun genel kuruluna gelmiş 200 delegemizin hiçbirisinin görüşü yönetime yansıyamıyor. Yani siz aktif bir muhalefet yaparsınız, işte yazarsınız, çizersiniz vesaire, hani ne geliyor elinizden onu bilmiyorum, ama sonuçta yönetime karar mekanizmalarının içine giremiyorsunuz. Hani dernekte olsanız biraz daha rahat, komisyonlara girebilirsiniz, işte varsa dergisi ona dahil olabilirsiniz falan, ama federasyonda olamıyorsunuz da. Federasyonda yönetimde olmanız lazım. Toparlayacağım. Bizim delege sayısını belirlerken yaptığımız gibi federasyonun karar mekanizmalarını da yine oransal tespit sistemiyle oluşturmamız lazım. Bu 50 rakamı ben o zaman 50 yazmıştım. Hala da 50'nin makul olduğunu düşünüyorum. 50 olmak zorunda değil, 40 olabilir, 60 olabilir, ama mümkün olduğu kadar geniş bir yönetim kurulu oluşturmamız lazım. Ve yönetim kurulunda yine blok listeyle seçmek yerine oransal tespit seçmemiz lazım. Yani rakamlar kolay olsun diye 500 kişiyle genel kurul yapıyorsak, 2 tane aday liste varsa 300 oy alan
taraf 30 kişi seçmeli, yönetim kurulu 30 kişi sokabilmeli. 200 oy alan taraf da yönetim kurulu 20 kişi sokabilmeli. 30 kişilik bir iktidar diyelim, 20 kişilik de bir aktif muhalefet olmalı yönetim kurulunun içerisinde. Elbette yönetim erki tesis etmek lazım. Onu da biraz Amerikan sistemi, biraz başkanlık sistemi karışımı, biraz başkanlık, biraz parlamenter sistemi karışımı. Ve ben yazdığımda 12 tane olmazsa olmaz yazıyorum. Yani genel sekreter, 3 tane anavatandan sorumlu üye, sivil toplum örgütleri, parti ve üniversitelerle ilişkilerden sorumlu üye, tanıtım, basın, halk ilişkiler, mali işler, eğitim, teşkilatlanma, gençlik, kadın ve dil diye özetliyorum ben. Arttırılabilir, azaltılabilir. 12 kişilik bir icra kurulu. Bu 50 kişilik yönetim kurulunun içinden seçilen ve eş başkanlık sistemi. Tek bir başkana yıkamayız biz bu işlerin tamamını. Eş başkanlık sistemi dediğim zaman bazen bir kadın bir erkek algılıyorlar. Bazen bir adiye bir abaza algılıyorlar. Ben ikisine de kabulüm. İkisi olursa, ikisi bir olursa daha da iyi olur bence. Ama daha tabanın her kesimini, her görüşün mekanizmalara, karar mekanizmalarına temas edebildiği, müdahale edebildiği bir yönetim sistemine geçmek zorundayız. Bu 5 taneyi özetleyip tamamlayayım. 1 kadın kotası koymak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. 2 gençlik kotası koymak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. 3 delege sayısı belirleme sistemini değiştirmek zorundayız. 4 delege seçim sistemini değiştirmek zorundayız. 5 yönetim kurulu, yönetim erkeğine ilişkin yapıyı güncellemek zorundayız. Temelde artan problemlerimiz var, yeteneklerimizi kaybediyoruz, gücümüzü kaybediyoruz, problemlerimizin arttığı oranda gücümüzü arttıramıyoruz, etkinliğimizi arttıramıyoruz. Etkinliğimizi arttırmanın yolu tabanımızın sesini daha çok duymak ve tabanımızı daha çok hareketlendirebilmek. Büyük bir kitleye hitap ediyoruz. Bu kitleye hareket etmesini becerebilirsek bu kitlenin çok daha güçlü olabiliriz. Çok daha hızlı ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. Sabrettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.